görüyoruz, biz soyunuyoruz. Bugün bizi soyanların yarın çocukları, çocuklarımızı, torunları da torunlarımızı soyacak. Sistem öyle kurulmuş çünkü. Ve biz Ay Yıldız Hareketi olarak partileşme sürecinde bugün mevcut saray rejimi olarak nitelendirdiğimiz rejimin çöktüğünü görüyoruz. Bu çöküş bizi üzmemeli ve umutsuzluğa sürüklememeli. Çünkü bu çöküşten sonra Türkiye'nin yükselişi bilim, birlik ve barışla gerçekleşecek. Tarihte bir saplı olan bu tek adam rejimi dönemini Türkiye aşacak ve tekrar demokratik hukuk devletine inşallah döneceğiz. AVM'lerden fabrikalara döneceğimiz bir Türkiye'yi oluşturacağız. Onu, bu konudaki görüşlerimizi de saray rejiminin çöküşü ve Türkiye'nin yükselişi adlı çalışmada sizlere de takdim ettiğim ortaya koyduk. Sizler de değerlendirirseniz seviniriz. Özetle biz Türkiye'nin önüne var olanı eleştirmenin ötesinde, olumsuzlukları eleştirmenin ötesinde yapacaklarımızı anlatarak çıkıyoruz. Projelerle çıkıyoruz. Bir kavga için değil, bir rekabet için çıkıyoruz. Ve mevcut cephelerden hiçbirisinin parçası olmadan ittifakımızı Türk milletiyle yapma arzusuyla çıkıyoruz. Ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın içinde değiliz ve olmayacağız. Çünkü her iki ittifak da Türk milletini birbirine düşmanlaştırıyor ve geriyor, yabancılaştırıyor. Biz milletimizle ittifakı tercih edeceğiz. Geçmişte hangi siyasi partiye oy verirse versin, bugün bizim programımıza inanan, güvenen, Cumhuriyetle, Atatürk'le, İstiklal Harbi'yle sorunu olmayan, Türk devletinden başka bir devlete ve millete sadakat bağıyla bağlı olmayan her yurttaşımızın oyuna talibiz. Ama Türk milletinden başka milletlerle sadakat bağı olanlar, İstiklal Harbi'mizde sorunu olanlar, Atatürk'te sorunu olanlar, açık söylüyoruz, bunların oyunu da istemiyoruz, desteğini de istemiyoruz. Onlarla bizim bir siyasal duruşumuz yok. Sadece görmemezlikten geliyor ve mücadele ediyoruz. Özetle bizim ittifakımız Türk milletiyle yapılacak bir ittifak olacak. Efendim, sığınmacılarla ilgili olarak tek problemli gördüğünüz sığınmacı kesimi Suriyeliler midir? Çünkü son iki haftadır ciddi bir Afgan sığınmacı göçü var Türkiye'ye. Geçmişte de vardı tabii ki ama son iki haftadır bu sayı oldukça arttı. Bunun yanı sıra sizin hareketinizin buna çözüm nedir? Yani bu insanlar savaşın olduğu topraklara geri mi gönderilmelidir? Öte yandan Avrupa'ya giden Suriyelilerin ve diğer sığınmacıların daha kalifiye elemanlar olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kalanların ise doktor ve mühendis gibi daha kalifiye elemanların Avrupa elemanları için Avrupa kapılarının açıldığını ama Türkiye'de kalanların ise daha kalifiye olmayan elemanlar, vasıfsız insanlar olduğunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Evet, biz Suriyelilerin de, Afganların da, İranlıların da, Iraklıların da aşağı yukarı 194 ülkeden insan var. Tabii buraya turist olarak gelebilirler. Burada öğrenci olarak olmaları, bulunmaları arzu ederiz. Ülkemizi ziyaret etmeleri sevinç duyarız. Aralarında Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek olanların Türkiye'de çalışmalarını da arzu ederiz. Ama bir kavimler göçüyle ülkemizin demografik dengesinin değişmesini kabul etmeyiz. Ondan dolayı başta Suriyeliler olmak üzere, çünkü sayıları 5.3 milyon, Afganların bir an önce ülkelerine dönmeleri için biz gereken çalışmaları, konuyu yıllardan beri inceleyerek bir eylem programı çerçevesinde hazırlamış durumdayız. Bu eylem programını partimizin kuruluşundan sonra bütün kamuoyuyla, detaylarıyla, iç ve dış adımlarıyla
paylaşacağız. Efendim, o topraklarda savaş halen daha sürüyor. Bu ne kadar insani olur? Bu topraklarda hanımefendi savaşın sürdüğünü kim söylüyor size? Çünkü bu toprakların büyük bir bölümünde Suriye'nin aslında barış koşulları oluşmuş durumda. Dünya bu bölgeye yatırım yapmaya başladı. Üstelik bayramda binlerce, on binlerce insan Suriye'ye gidiyorlar. Bunlar sadece hani Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye gitmiyorlar arkadaşlar. Bunlar Halep'e de gidiyorlar. Suriye'nin değişik yerlerine gidiyorlar. Gidiyorlar, orada ailelerinin yanında kalıyorlar. Komşularının bayramlarını kutluyorlar. Kurban kesiyorlar. Hatta evleniyorlar. Karılarını da alıp dönüyorlar. Afganistan için sormuşum aslında. Onlar. Şimdi özetle Suriye'den gelenleri biz ülkelerine bir senelik bir süre içerisinde uluslararası koşulları oluşturarak ve Türkiye'nin dostları olarak yollayacağız. Kimseyi trenlere bindirip yollamak gibi bir niyetimiz yok. Afganistan konusuna gelince orada meseleyi Kabil Havalimanı'nın korunması korunmaması çerçevesine indirgemek Türk-Afgan ilişkilerinin ve Türkiye'nin jeopolitik perspektifinin çok altında bir şey olur. Bakın, Sakarya Savaşı'ndan 15 gün önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Maraşal Çakmak Fevzi Paşa'ya bir talimat yazar. Bu talimat Atatürk'ün Milli Dış Politikası adlı Atatürk Araştırmaları Enstitüsü tarafından iki cilt çıkartılan kitapta da vardır sanıyorum, 55. belge olsa gerek. Der ki en seçkin subaylarınızdan 15 tanesini seçin ve Afganistan'a yollayın. Görevleri Afgan ordusunu eğitmektir. Eğer Afgan hanı İngiliz yanlısı bir tavır alırsa, Afgan hanını devirerek Türk yanlısı bir Afgan hanını göreve getirmektir. Arkadaşlar, bu talimat Sakarya Savaşı'ndan 15 gün önce verilmiş bir talimattır. Yani ölüm kalım savaşı verirken dahi Türkiye Afganistan'ı ihmal etmemiştir ve etmeyecek. Bugün yapmamız gereken Afganistan'ın kuzeyi Güney Türkistan'dır. Bu bölgede binlerce, on binlerce, milyonlarca soydaşımız yaşamaktadır. Hiç abartmadan söylüyorum, bundan 20 yıl önce Türkiye'den sonra Türk dünyasının en büyük ordusu Kuzey Afganistan'daki Türk ordusuydu. Hatta uçaklarla Türkiye'ye Kalaşnikov sevkiyatı yaptılar. O dönemde PKK'ya karşı kullanmamız için. Yapılması gereken hızla bir taraftan Taliban'la görüştürken diğer taraftan General Dost'un ve ekibini askeri olarak desteklemek ve Afganistan içerisindeki göçü kuzeye yönlendirmek, buraya ekonomik olarak da destek vermektir. Afganistan'dan kaçanların çok büyük bir bölümü ekonomik nedenlerle kaçıyorlar arkadaşlar. Savaştan değil, ekonomik nedenlerle kaçıyorlar. Bunu durdurmak zorundayız. Bunu geri çevirmek zorundayız. Sınırda büyük bir entegre, sinek bile geçirmeyeceğimiz bir güvenlik sistemini nasıl kuracağımızın bütün ayrıntılarını parti olarak planlamış durumdayız. Çünkü bakın, bundan sonra burada politikacı olarak konuşmuyorum. Burada siyasetçi veya bilim adamı olarak da konuşmuyorum. Baba olarak konuşuyorum. Oğlumun ve sizlerin çocuklarınızın, kızlarınızın, oğullarınızın bir iç savaşta yaşamamız için konuşuyorum. Çünkü planlanan budur. Türkiye'nin bir iç savaşa sürüklenmesi, biz iç savaşta meşgulken Türkiye'den Kürdistan'ın kopartılmasıdır. Bunun insancılıkla falan ilgisi yok. Eğer insancı olacaksanız lütfen sizden rica ediyorum, ilk önce kendi çocuklarınıza karşı olun insancı.
Önce kendi çocuğunuzun, eşinizin, annenizin, babanızın, halanızın, dayınızın, dayınızın çocuklarınızın, halanızın çocuklarınızın canını kurtarın. Çünkü tasarlanan Türkiye içinde bir etnik cehennemin oluşturulmasıdır. Her şey kuralına göre ilerliyor. Adım, 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 adım. Bunun bir tek yolu var. Bu insanları Türkiye'nin dostları olarak bir an önce geri yollamak zorundayız. Bakın basında haber çıktı. 3 tane Suriyeli çocuk bir kedinin ağzına torpil koyuyorlar.